Şu anda neredesiniz efendim? Maraş'a Şu doğru. anda Maraş'a doğru gidiyoruz. Yani dönüş mesafesi yaklaşık 1 metre. Her yer bembeyaz. Kar tipi devam ediyor. Yani karayoluyla bölgeye ulaşmak arama kurtarma ekipleri için de çok zor. O nedenle mutlaka arama kurtarma ekiplerinin sivil veya askeri uçaklarla hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmesi gerekli. Bu konuda da şu ana kadar çok başarısız bir süreç gidiyor, yönetiliyor. Bunu nereden biliyorum? Türkiye'nin en uzman arama kurtarma ekipleri Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun eğitilmiş, tecrübeli madencileri. Ya yani bunlar arama kurtarma eğitimi alan Evet. hazırda 500 madenci var. 500 madencinin sabahtan beri büyük bir müthiş bir telefon trafiği yapıyoruz, çaba harcıyoruz. Her noktayı aradık. Ancak 85'i yola çıkarıldı. Onlar da karayoluyla çıkarıldı. Her dakikanın, saniyenin önemli olduğu ve can kaybının arttığı ve çaresizliğin arttığı süreçte 500 hazır arama kurtarmacı madencinin 415'i Zonguldak'ta şu anda bekliyor. Neden Neyi Sayın bekliyor? Yavuz Yılmaz? AFAD'ın resmi talepte bulunup onaylaması gerekiyor. Ama bu talepte bulunmuyor. Sanki ihtiyaç yokmuş gibi. Ve şu ana kadar 85'i gitti. Yani Cumhurbaşkanlığında kaç tane uçak var? Askeri uçaklar var, sivil uçaklar var. Ya bunları Zonguldak'a göndermek, oradaki arama kurtarmacıları alıp bölgeye sevk etmek birkaç saatte yapılacak bir işken şu anda deprem bölgesinde vatandaşlarımız çaresiz bir şekilde binlerce yıkık enkazın içinde arama kurtarma ekiplerinin gelmesini bekliyor. Yani önce insanların hayatta tutulması gerekiyor. Sonra diğer işlemlerin böyle öncelik sırasına göre diğer işlemler geliyor. Ancak Zonguldaklı uzman ekipler, arama kurtarma ekibi olan madencilerin 415'i şu anda hazır, sadece bekliyor. AFAD neyi bekliyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Her noktada girişimde bulunduk. Şu anda da kamuoyuna sizlerin bu konuyu ısrarla dile getirmesi şeklinde ancak enkaz altındaki vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak mümkün olacak. Biz de yoldayız, karın tipinin içinde. Yani vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak herkes Türkiye'nin her noktasından hemen tüm imkanlarıyla harekete geçti. Evet. Bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da Zonguldak'taki arama kurtarma ekiplerini hızlı bir şekilde bölgeye gelmesini sağlamak için mücadele ediyoruz. Sayın Yavuz Yılmaz, karayoluyla ulaşmanın çok zor olduğundan bahsediyorsunuz. Karın tipinin içerisinde Kahramanmaraş'a gitmeye çalışıyoruz diyorsunuz. Ekipler nasıl ulaşacak ki depremin o merkez üssüne yaklaşırken yolda çökmelerin olduğu da söyleniyor. Pek çok ilçeye ulaşılamadığı da belirtiliyor. Yine belediyelerin kendi çabalarıyla kurtarma çalışmalarını yürütmeye çalıştıkları, AFAD, UMKE ekiplerinin olmadığı da belirtiliyor. Nasıl ulaşılacak? Neler Yani bir yapılabilir? acil durum planı olur. Bu acil durum planı itibariyle Güneydoğu'da bir sıkıntı olduğunda, Doğu Anadolu'da, Akdeniz'de artık nerede bir deprem, sel vesaire bunun gibi bir felaket yaşandığında hangi illerdeki, hangi arama kurtarma ekiplerinin ne şekilde, ne kadar sürede oraya intikal edeceği belli olur. Ancak bu çalışma belli ki ya yapılmamış ya da bu çalışmanın gereği yerine getirilmiyor. Yani sizin elinizde sahaya çıkarabileceğiniz en deneyimli ekipler Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Evet. eğitimli arama kurtarma ekipleri, madencileri. Ve siz bu ekipleri sahaya çıkarmıyorsunuz. Yani 500 hazırda bekleyen arama kurtarma ekibi olan madencinin şu ana kadar, o da bizim zorlamamızla 85'i yola çıkarıldı. Yani AFAD'ın daha bu ne olması gerekiyor da 500 arama kurtarma ekibi madencisinin yola çıkmasını Peki. talep edip onaylasın. Çok Biliyorsunuz teşekkür arama ediyorum. kurtarmacılar onay almadan
harekete geçemiyorlar. Evet. AFAD merkezinde hepsinin onay alıp koordine edilmesi gerekli. Artık sadece yola çıkarılmaları da değil, uçakla yola çıkarılmaları gerekiyor. Ki 12 saati geride bıraktık. Her dakika insanlar hayatını kaybediyor. Evet, Sayın Deniz Yavuz Yılmaz, biz de buradan bu çağrınızı yüksek sesle